Fatih Terim'in artık duymayan kalmamıştır herhalde. Milyonlarca doların seçilerizden tarafından buhar edildiği bir dolandırıcılık vakası. Aslında kazanan iyi kazanmış ya da kazandırılmış. Netleşen bir şey yok. Her şey iddialar üzerinden yürüyüp gidiyor. Ama bugün çok şaşırtıcı bir bilgi ortaya çıktı. Hatta ben ilk başta şaka falan zannettim ama gerçekmiş. Şimdi bizim bu futbolcuların milyonlarca doları banka hesaplarından havale etmeyip de çantalarla elden teslim etmesi bize garip gelmişti değil mi? Ama parayı teslim ettiklerine dair aldıkları kağıt parçaları daha da garip. İnsanın aklı almıyor. Bir kağıt parçasına teslim edilen milyonlarca dolar. Neyse konumuza dönelim. İlk olarak Selçuk İnan'ın mahkemeye sunduğu bu belgeyi inceleyelim. Seçil Erzan'ın imzasının olduğu kağıtta bazı işlem kodlarının ardından bakiyenin 5 milyon 475 bin dolar olduğu ve işlem tarihinin 4 Eylül 2022 olduğu yazılmış. Vade tarihi ise 33 gün sonra 7 Ekim 2022 olduğunu görüyoruz. Ödenecek tutar olarak ise 10 milyon 159 bin dolar yani Selçuk İnan'ın 33 gün içinde 4 milyon 680 bin dolar faiz alacağını anlatıyor. Mükemmel bir kazanç gibi görünüyor değil mi? Ama bu paralar resmi veya gayri resmi hiçbir yer vermez ve günün sonunda dolandırılırsınız. Geçelim ikinci kağıt parçasına. Futbolcu Emre Çolak'ın avukatının dosyaya eklediği kağıt parçasının hikayesi de şu şekilde. Emre Çolak yurt dışına transfer olduktan sonra Aralık 2022'de Seçilerizden Emre'yi arıyor. Eski takım arkadaşlarının girdiği fonu anlatıyor ve büyük bir faiz oranı teklif edip ona girmesini istiyor. Bu olayın üstüne Emre Çolak kardeşinin hesabına 3 milyon 210 bin dolar gönderiyor. Daha sonra Seçilerizden Emre Çolak'ın kardeşine el yazısı olan bu kağıt parçasını veriyor. Kağıda baktığımızda yukarıda bir kod var ve kodun altında 3 milyon 210 bin dolar ve 26 Şubat 2023 tarihi yazıyor. Hemen altında 1 milyon 28 bin dolar ve altında 4 milyon 238 bin dolar yazılmış. Yani Emre Çolak'ın 3 milyon 210 bin dolarına bir ayda 1 milyon 28 bin dolar faiz karşılığında 4 bin dolar alacağı vaat edilmiş. İşin sonunda ne olmuş dersiniz? Tabii ki dolandırılmış. Geçelim bir diğer kağıt parçasına. Ama bu çizgili, hani bildiğimiz not defteri cinsinden var ya, ha işte tam ondan. Bu çizgili not defteri bozması kağıt Çorlu'da kuyumculuk yapan Bülent Çevikere verilmiş. Seçil yazıp imzaladığı bu kağıt 31 Mart 2023 tarihinde yazılmış. 3 milyon doların 3 Nisan 2023 tarihinde hesaba havale edileceği de belirtilmiş. Yani Bülent Çeviker'in 2 milyon dolar vermesi halinde sadece 3 gün sonra 1 milyon dolar faiz alacağı vaat edilmiş. Bunun üzerine Bülent Çeviker, eşi İnci Çeviker ile birlikte 2 milyon doları Seçil Erzan'ın yönlendirdiği Ali Yörük'e teslim ediyor ve karşılığında bu kağıdı alıyor. Bu video vesilesiyle ben de bir fon kurduğumu belirtmek istiyorum. Kıyıda köşede kalmış tahmini 40 yapraklı bir not defterim var. Aranızdan seçeceğim 40 şanslı kişi için bir yaprak ayıracağım ve gönderdikleri parayı ismini soy ismini yazıp adreslerine postalayacağım. Ve günü geldiğinde bir verdilerse 40 kazanacaklar. Haydi tek yapmanız gereken yorumlara katılmak istiyorum yazmak.